İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan şehirleri Amasya, Artsak Dışişleri Bakanı, özel bir bilgelik gösterilmelidir. İranolog Vartan Voskanyan, Bertzor, düşmanın baskıcı imzasıyla açılan kapılardan girmeye çalıştığı ruhumuzun bir başka kalesidir. Dahrav köyünde 6 aile yeni inşa edilen dairelerin anahtarlarını aldı. Hamlet Bedrosyan, Van, Ermeni medeniyetinin beşiğidir. Batı Ermenistan gelenekleri, şarapçılık, Batı Ermenistan'da kültür, tiyatro. Batı Ermenistan'daki Amasya şehri, şehri ikiye bölen ve Karadeniz'e dökülen İris, Yeşilırmak Nehri üzerinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 366 metredir. Çevresinde geçmişte olan ve şimdi rezervleri tükenmiş gümüş madenleri vardı. Amasya özellikle bahçeler ve çayırlar bakımından zengindir. Büyük bir amfiteyatro gibi genel panoramasıyla Amasya, antik dünyanın en güzel şehirlerinden biriydi. Amasya, daha sonraki dönemlerde de büyük ve gelişen bir şehirdi. Amasya, 1392'de Sultan Bayezid döneminde Türkler tarafından fethedildi. Burada yaşayan yerli Ermeniler 1895 ve 1915 yıllarında olmak üzere iki kez imha edildi ve yerlerinden edildi. 1929'daki istatistik verilerine göre Amasya'da 400, 1971'de 300 Ermeni yaşıyordu. 1915'te 22.871 Ermeni yolda yok edilmeleri emredilerek Amasya viyaletinden tehcir edildi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan kendisinin Facebook sayfasında yazdığına göre derin stratejik nedenlerle pratikte müttefik olmayacak ülkeler var. Dışişleri Bakanı Babayan ancak aralarında balayı denilen taktiksel yaklaşma dönemleri olabilir. Bu dönemlerde özel bir akıl gösterilmesi, maceracılardan ve demagoglardan mümkün olduğunca uzak durulması ve kardeş ülkelerle ilişkilere vurgu yapılması gerekir vurgusunda bulundu. İranolog Vartan Voskanyan'ın notu. Görünüşe göre Bakı diktatörü hayal ettiğinden fazlasını aldı. Sadece Artsakh'tan değil Ermenistan Cumhuriyeti'nden de toprakları işgal etti. Bu yüzden bugün ne yazık ki yarı hayalet bir şehir olan Bertzor neredeyse hiçbir şey değil ve onu geriye alma arzusu neredeyse mantıksız. Ancak her şeyden ayrı olarak Bertzor, bağımsızlık sonrası dönemin Ermeni silahlarının muzaffer görkeminin son sembollerinden biridir ve bize her gün çok eski olmayan kahramanlığımızı hatırlatır. Bu nedenle barbarlara göre biz Ermenistan Cumhuriyeti'nin sadece bedeni değil, ruhu da bundan mahrum bırakılmalıdır. Bertzor sadece bir yerleşim yeri değil, bir iletişim yolu değil, bir gaz boru hattı veya bir internet kablosu değil, Bertzor, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir millet ve bir devlet olarak ruhuna sahip olabileceği, ezebileceği, ihanet veren sembollerden biridir. Düşman kahramanca eziyor, beklenmedik bir şekilde eziyor, asırlık barbar yenilmezliği ve bizler sefil ve güçsüz klişesini ayaklar altına alıyor. Bertzor sadece bir yer veya şehir değil, düşmanın bu kutsal yaylanın değerli çocukları olarak yaptığımız gibi savaş ihtişamıyla değil, sefil bir tarafından soysuz bir imzayla açılan kapılarla girmeye çalıştığı ruhumuzun başka bir kalesidir. Batı Ermenistan, Bertzor'un her zaman Ermeni olduğunu ve ancak çabalar sayesinde Ermeni kalacağını kaydeder. Nüfusun orada kalması ve inşa edilmesi için koşullar yaratılmalıdır. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan, 30 Temmuz'da Askeran ilçesine bağlı Dahrav köyünde 6 yerinden edilmiş ailenin yeni inşa edilen dairelerin anahtarlarını aldığı Artsakh'ta 100 ev projesi törenine katıldı. Ermenistan Devlet Bakanı'nın Enformasyon ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından bildirildiğine göre Devlet Bakanı ev sahiplerini ve proje girişim grubunu, Ermenistan Devlet Televizyonu ve Yaşayan Artsakh Vakfı'nı, tüm bağışçıları ve destekçileri, Artsakh halkının yanında dimdik durma misyonu çerçevesinde gösterilen maddi ve manevi destek nedeniyle tebrik etti.
Söz konusu altı konut, Ermenistan hükümeti ve Yaşayan Artsakh Vakfı'nın ortak finansmanı ile inşa edilmiş olup, her biri Ermenistan Devlet Televizyon Şirketi, Yerevan Büyükşehir Belediyesi, Yerevan Devlet Üniversitesi, Yeremyan Projects, Arm Swiss Bank ve Digitine tarafından bağışlanmıştır. Batı Ermenistan memleketlerine dönüşlerini kutlayan yurttaşlarımızı tebrik ediyor ve onların yerlerinde kalmalarını ve yerli artsaklarını inşa etmelerini diliyor. Ermeni uygulamalı sanatlarının eşsiz örneklerinin koleksiyoncusu Hamlet Hovsepyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı. Van, Ermeni medeniyetinin beşiğidir. Turkuaz ve granat süslemeli gümüş bileklik, Van Vaspurakan 18. 19. yüzyıllar. Özellikle sanatın ve zanaatın bu eşsiz beşiği Van'da buna benzer pek çok süsleme vardır. Türk hakimiyeti sırasında bile Ermeniler kendi şehirlerini kurmuş, ticaretle uğraşmış ve inşa etmişlerdir. Şimdi Van Ermenilerinin kültürlerini de alarak göç ettikleri dünyanın farklı yerlerinde benzer süslemeler var. Çok sık kuyumculuk dükkanları açtılar ve benzersiz mücevher satıcıları olarak çok başarılı oldular. Üzüm ve şarabın anavatanı geleneksel olarak Ermeni platosu kabul edilir ki burada şarabın manevi alanı ve kültürü oluşmuştur. İncil'in tanınmış hikayesine göre Ermenistan bağcılık ve şarap yapımının beşiğidir. Antik Yunan tarihçileri Halikarnaslı Herodot, Atinalı Ksenofon ve Strabon yaklaşık 2.500 yıl önce Ermenistan'da diğer ülkelere yüksek kaliteli şarapların ihraç edildiğini doğrulamaktadır. Özellikle Ksenofon, Ermeni şaraplarının kaliteli, yıllandırılmış ve çok değişik çeşitlerde olduğunu vurgular. Endüstriyel şarapçılık, konyak üretiminin tarihi ve gelenekleri 1877'de başlamıştır. Bugün tarihi Ermenistan ve şimdiki Ermenistan Cumhuriyeti şarap ve konyak çeşitleriyle dünyanın en benzer ürünleri arasında yer almakta ve hatta lider konumda olduğunu iddia etmektedir. Ermenistan tiyatrosu antik Yunan ve Roma tiyatrolarıyla birlikte Avrupa tipinin en eski tiyatrolarından biridir. Batı Ermenistan'da tiyatro hayatı eski zamanlarda ve Yunan tarihçi Plutarkos'un ifadesine göre M.Ö. 69'da başladı. Büyük Ermenistan'ın güney başkenti Dikranagerd'in büyük kralı 2. Dikran, Suriye'de gösterilerin yapıldığı Helenistik amfi tiyatrolara benzer bir bina inşa ettirmiş ve o zamanlardan beri tiyatro Ermeni kültüründe önemli bir rol oynamıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Sasunlu Ermenilerin geleneksel aşk şarkısı Yarko Barakı Boyin Mernem adlı eseri sunuyoruz. Yaroç tutsun yukta şama tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.